turnuvada biraz daha ön plana çıkan Abedage kendi performansı üzerine bir şeyler katmaya başladı ki hani bu nokta devam ederse hem Broken Blade'in omuzlarından biraz yük almış olur hem de kendi oyunu adına ki onun da yanılmıyorsam ilk uluslararası bu sahne arenası diye tahmin ediyorum. Gayet de iyi performans ortaya koyuyor. Evet ve Royal Bendis'in de gerçekten üst düzey performans sergilemesi için buna ihtiyacı vardı. Abedage'nin bir tık daha üste çıkmasına ihtiyacı vardı. Onu da başardı ve seçim yasaklama ekranındayız. Lul Olaf Talia Royal Bendis yasaklamaları. Irelia Rakan ve gelmiş şimdi bir yasaklama daha yapacak. Talia'yı mavi tarafta olmamıza rağmen yasakladık. Bunu neye bağlıyorsun? Bu arada son yasaklama. Draven'ı istiyoruz galiba. Zoe mi? Zoe geldi. Zoe de olur. Ki Abedage zaten oynadı ve güzel bir performans ortaya koymuştu. Yine de burada güçlü bir tercih yanımıza ve kendi saklımıza çekmeyi bıraktık. Onlar da Aatrox'u güçlü gördüler ve bu noktada PvP istiyorsa güveniyorlar. Bu arada Zoe'nin karşısında zorlandı. Sadece koridor olarak değil şampiyon olarak zorlandı. LeBlanc. En önemli iki şampiyon vardı. Rally ve Nocturne yasaklandı. LeBlanc gelebilir. Ama LeBlanc alacak kadar cesaretli mi? Gen bir tarafı onu da düşünmek lazım. Aatrox Sejuani seçilirken Closer Nidalee'yi gösteriyor şu anda. Onun imza şampiyonu. Yani evet. Oynar mı bilmiyorum. Bir başka imza şampiyonu Draven, Freeze için kilitleniyor. Yani şu iki şampiyonla birlikte yani hasar yükümüz o kadar çok rahatladı ki yani bu iki şampiyonla beraber oyunu bitirebilirsiniz eğer çok geri düşmedikleri sürece. Bu arada Xin'Zhao geldi. Xin'Zhao şu an zorunlu olarak seçilen bir seçime emin değilim. Çünkü Yok. Meta'nın içinde. Evet, Meta'nın içinde ama Closer özelinde Closer'ın çok yetenekli bir ormancı olduğunu biliyoruz. Xin'Zhao ile biraz kendini kısıtlıyorsun. Sana şöyle bir şey söyleyeyim. İlk günkü maçlarda Royal Bandits ilk maç gerideydi. Kazandığı maçta Closer'ın yaptığı bir sıçrayla birlikte bir Xin'Zhao oyunu vardı. Yani sıçradı, rakibini yavaşlattı, Zoe'nin sıçrası yoktu. O hamleden sonra biz oyunu kazandık. Yani Xin'Zhao çok değerli bir tercih ama şöyle bir değerli tercih. Rakibin sihirdar büyülerini çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Yani agresifliği her zaman üst seviye tutmanız lazım. Çünkü şampiyonun tek bir yönü var. Yani giriyorsunuz, skor almanız gerekiyor. Veyahut da o rakibi hani skor almayıp canının büyük bir kısmını alıp takım savaşın dışına iterek de yapabiliyorsunuz. Bunları yapabildiğiniz takdirde Xin'Zhao iyi bir tercih. Bu arada Galio seçti Gambit. İkinci yasaklama kısmındayız. Morgana Pike Gambit tarafından gelirken Fiddlesticks ve Alistar'ı da biz yasakladık. Çok tank oldular. Öncelikle onu söyleyelim. Onların da son tercih Galio oldu yasaklamalar geldiğinden önce. Bir kere daha Ash. Yani anılar taze. Lodi'nin pentası var. Salın bir penta atayım. Çok olmadı. Yani. Yarım saat. Yok abi atmasın. Şu an gerek yok. Şu an şimdi sal. Ya bu arada Draven'a karşı Ash belki kabul edilebilir bir seçim. Şu yönden. Menzili yüzünden olabilir. Evet menzili yüzünden ama Draven öyle bir eşleşme ki çok ufak bir üstünlükle böyle kaçış mekaniği olmayan şampiyonların üzerinden geçebiliyor. Bu arada seçim yasaklama bitti. Çok hızlı seçimler geldi. Tahmin son seçimimiz oldu bizim Mundo ile beraber. Diğer tarafta da Brand kilitleniyor Gambit adına. Alt koridorda biraz sıkıntı çekebiliriz. Ama asıl olay şurada kopacak. Brand'in yetenek atışlarından kurtulduktan sonra bizim o 8-9 dakika gibi 8-9 saniye gibi bir aramız olacak alt koridor ikilisini konuşuyorum. O arayı ofansif oynamamız lazım. Onun dışında Brand'in dürtmesi zaten başlı başına bir hani nasıl desem size can sıkan bir hamle evet. Haline geliyor. Bundan kurtulabilirsek alt koridorda hayatta kalabiliriz ama dediğimiz gibi bizim agresif oynamamız lazım. Bu arada çok kırılgan bir ikili var gelmedi alt koridorunda. Yani buraya yapılacak baskınlar sanki %100 skor gözüyle de bakılabilir. Yani bunu değerlendirmemiz lazım ki Closer'da muhtemelen bunun farkına varacaktır. Bizim o koridordan skor çıkarmamız için tabii ki öncelikle orada Dumbledore'un devreye girmesi lazım. Ve o dil yarasının skoru alınan hedefinin üzerine tutması gerek. Evet ve seçim yasaklama ekranı tamamlandı. Birazdan karşılaşmaya geçeceğiz. Royal Bandits ve Gambit karşılaşıyor burada. İki takım da tabii bölgesini temsil ediyor. Bir tarafta VFŞL'yi temsil eden Royal Bandits temsilcimiz. Diğer tarafta da Gambit bağımsız devletler topluluğunu temsil ediyor. Bakalım. Bu arada Broken Blade Mundo seçti son tercih olarak. Aatrox'a karşı nasıl bir şampiyon? Nasıl buluyorsun? Ya Mundo zaten doğası gereği belli bir seviyeye kadar hayatta kalabilirse eğer. Yani muhtemelen erken seviyelerde Aatrox yine onun hani canını bayağı bir sıkacaktır ama ilk üste döndükten sonra ve defansif ilk eşyaları aldıktan sonra muhtemelen artık koridor safhası onun için daha kolay bir hale gelecek ama onun öncesinde yani seviye 6 olmadan önce belki burada Gambit üst koridor üst koridordaki Pivistios ve Diamond Prox bir kule altı yapmayı deneyebilir. O aralar biraz uyanık olmamız lazım. Ya bu arada Gambit tarafında hasarın yanı sıra çok ciddi gitte kontroller de var. Burada ben erken bir civalı kuşak bekliyorum açıkçası Freeze'den. Tabi Abedage direkt olarak Arındır'la girmiş ve karşılaşmaya başlıyoruz Royal Bandits. Bu maça mavi tarafta, Gambit ise kırmızı tarafta çıkıyor. Böyle başlangıç eşyalarına bakacak olursak Ash çizme ve 4 can iksiriyle başlamıştır yani. Nasıl buluyorsun bu seçimi? Yani sezon 2 ve sezon 3 diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Başka da bir şey demiyorum.
Ama hani karşısındaki şampiyonu düşündüğümüz zaman tabii işi biraz daha detayına girelim. Karşısındaki şampiyonu düşündüğümüzde hem işte dil yarasından kaçmak adına hem Draven'ın o kendisini W'la hızlı koşturmak adına W'la atıp kaçabilir. O yüzden yani erken seviyeler için en azından bu oyun üzerinde iyi bir tercih diyebiliriz. Evet, Freeza Doran Kalkanı ile başlamış tabii. Çok fazla dürtme efekti var karşısında. Erken seviyeleri atlattıktan sonra açıkçası ben Freeze'in oyununu dört gözle bekliyorum. Yine orman girişleri totemle tutuldu. Sejuani Diamond Prox üst ormandan başlayacak. Diğer tarafta Closer'da kırmızı güçlendirmeden başlıyor tek başına. Mesela bu oyun özelinde Dumbledore'un çok erken seviyelerde bir cıvalık kuşak alması gerekiyor. Freeze'in almasına gerek olmayabilir çünkü zaten onun yanında tam kendisine Dumbledore olacaktır. Tam yeteneğiyle birlikte. Ama bu ikilinin bir tanesinde kesinlikle cıvalık kuşak şart. Edward Dumbledore dürttü hemen. Dünya şampiyonasında galiba Liquid oynamıştı ya. Brent desteği ortaya çıkarmıştı. Evet, onunla birlikte zaten Albus dinlenmişti Nox. O da. Albus Nox'tayken. Wild Cordor'da nedense Lodic koridoru geride kabullendi. Ve Edward da koridoru ittirmeyi tercih etmedi W yeteneğini açıp. Sejuani'nin alt koridor seviye 3 baskınının habercisi olabilir aslında. Hemen Dumble. Orada canlı totemlik yapıyor şu anda. Gromp'a kadar gidip bir totem bırakabiliriz ya. Hazırda Closer o bölgede zaten. Evet, bu arada seviye. Tokat niteliğinde bir kitap geldi orada. Normalde balta tabii bu kostümle birlikte. Bir şey yok, kamera çok mu yakın bana mı? Evet. Biraz yakın sanki. Daha iyi görebilmek için. Eyvallah hocam. Üst tarafta iki oyuncu da can iksirlerini kullanmış. Belli ki hararetli bir koridor geçecek burada. Genelde bu kadar fazla üst koridoru görmeyiz ama yeni Aatrox'la birlikte o kadar fazla takas yapılıyor ki üst koridorda. Otomatik kamera ama çok fazla gözüküyor. Aynen öyle. Diğer bir yandan ise Closer iyi bir işeyim zaten. En azından oyunun ilk 3 dakikası için. İki taraftaki yan prengeci de almayı başardı. Evet, kendi orman kamplarından biraz feragat etti aslında. Şimdi seviye 3'e ulaştı ama bu çok önemli gerçekten. Şimdi mavi güçlendirmesini alacak. Tabi Zinzoa kırmızı güçlendirmeyle birlikte baskın yapmayı seven bir ormancı. Hı-hı. Ve bu sayede skor alma ihtimali çok da artıyor. Burada biraz kırmızı güçlendirmesine kadar boşa gitmiş olsa da kazandırdığı görüş gerçekten çok değerli. Bu arada Freeze hemen hızlanarak oradan uzaklaşıyor. Diamond Prox orada bir Yampir yengeci aradı ama adadığını bulamadı. Evet, o da şimdi kendi kayıcılığına gidecek. Bu arada Closer'da kurtları aldıktan sonra seviye 4 olacak Diamond Prox gibi aynı şekilde. Diamond Prox tüm ormanını temizledi. Closer'ın hala kayıcılığı duruyor. Bu arada alt tarafta 10 milyonluk bir üstünlük oluşmuş. Ben Closer üstüne dönüp o kurtlardan sonra gelirken kayıcıları alıp bir alt koridor bastığını deneyebilir. Tabi burada orman yolu nasıl bakalım. Yani şu anda çizecek. Öyle yapacak belli ki. Üste döndü kurtlardan sonra. Çünkü haritanın üst tarafında yapabileceği bir şey yok. Hani Mundo'nun olduğu koridora baskın yapmak pek sağlıklı değil. Eğer kendi hasarınıza güvenmiyorsanız. Hani iyi giden bir koridoru da kötüye götürme şansınız var. Bu arada yanlış görmediysem Closer orman eşyasını aldıktan sonra doldurulabilir iksirini satıp uzun kılıç aldı. Oradaki eksik altını doldurulabilir iksiri satarak tamamladı. Oo, yalnız Broken Blade bakalım. Oraya bir balta at, oraya bir balta be. Bir dosya fırlat oraya. Yakalandı burada. Bunu sersemletiliyor. Şey. Broken Blade muhtemelen ilk kanı verecek. Sıçrasını kullanmadı bile. Ve ilk kan PvP istiyorsa gidiyor üst koridorda. Minyonsızı bayağı da minyon kaçıracak. Eğer PvP istiyorsa doğru şekilde tutarsa koridoru. Buraya Broken Blade'in ışından kullanmaması gerekir. Yani her şekilde belki orada Diamond Pulse'un olacağını düşünmesi gerekiyor ama o galiba direkt attı. Evet, direkt attı. O koridoru dondurmasını istemedi PvP istiyorsun. Çok fazla minyon kaçırdı çünkü. Ki Diamond Prox da üste döndü zaten. Döndü, iyi olmuş. Alt koridorda minyon fark inanılmaz derecede açıldı. Yani 20 minyonluk bir fark var. Bu minyonlardan sonra belki 15'e düşebilir ama yani eş bir rent koridorunun bu kadar minyonda geri kalması neye bağlı? Çok defansif oyuncular ki özellikle bizim destek şampiyonumuzun yakın menzili olmasına rağmen bu avantajı değerlendirmediler. Tabii ki de bizim için iyi bir olay. Umarız bu öyle böyle devam eder ve biz de minyon farkını alt tarafta açarız. Ve tabii hani Draven'ın rahat rahat minyon biçmesi de o üstündeki yükle
kemiklerin de bayağı yüklenmesini sağlıyor. Ve tek kılıcını da aldı. Bundan sonra bir skor alırsa bayağı bir altın gelecek. Kurt abi belki yakalamayı deneyebilir orada. Wrinkle oyuncunu hala göndermedi. Pistios'ta gelmiş yan taraftan Kira'dan gelen bir kahraman dalışı var orada. Broken Led ve Closer sıçrasıyla uzaklaşıyor oradan. Tabii Broken Led'de seviye 6 olmadığı için o savaşı yapamadık. Evet. Diğer bir yandan ise Diamond Prox'un da burada seviye 6 olmaması bizim için iyi haberdi. O da seviye 6 olsaydı muhtemelen ulti üstüne gelebilecek bir combo ile birlikte skor verme şansınız vardı ki neyse ki bu gerçekleşmedi. Bu arada skorda orada çok erken alınan bir eşya PvP istiyoruz tarafından. Bundle'a karşılık belki de yapılabilecek en iyi tercih Cellad'ın çağrısı. Evet. O da o şampiyonun ne kadar güç olduğunu farkında. Her ne kadar 8-13 geçerken biraz dengelenmiş olsa da yine de Mundo kuvvetli bir tercih. Frieza şu ana kadar gayet yetenek atışından iyi sıyrıldı. Evet, Alcordor'da aslında seviye 6'da bir skor kovaladığını görebiliriz Dumbledore Frieza. Yani onun tam tersi aslında Gambit için geçerli. Ama tam Kench düşürebilecek hasarlar ellerinde var mı emin değilim. Frizz'in şifası da var ama tabii diğer tarafta tutuştur var. Bu arada Frizz şifa tercih ederken Ludwig ışından tercih etti. O yüzden bu alt koridordaki 2-2 takaslarda bizim için büyük bir avantaj aslında. Ne kadar seviye altta çok güçlü ultisi olsa da iki oyuncunun da hem Ashe hem de Brandon. Aslında hani düşünmeden edemeyeceğim. Hani sesi düşüneyim bari. Bu oyun özelinde yani Ashe'in alındığını gördük. Biz ona karşı Tahm Kench tercih yaptık. Biliyor ona gelir miydi? Alcordor'a bir baskın geldi. Real Edward sıçrasını kullandı. O da iki üzerine gidiyor Closer. Oradan kaçacaklar. Dumble ham yaptı yalnız. Yakaladı orada Edward'ı ve skor geldi. Skor Closer'da. Dumble işte o dil yarası oyununu yapınca hem de ilk başta sıçrayla birlikte burada kaçılmaz oldu bu skor. Şunu söylüyordum. Acaba eşi gördüğünüzde bile ona çekse miydi ve Dumble? Hani şöyle güzelinden. E bu da olur ama. Bu da olur ya. Takas Broken Blade ultisini kullandı. Pip istiyorsun üzerine gidiyor. Bu skor alabileceğini düşünüyor. Sıçrasın çok erken kullandı Pip istiyorsun ama dosya kaçtı orada, yavaşlatma kaçtı. Bir tane tutarsa skoru devam edebilirdi belki. Kovalayabilirdi Broken Blade. Denemedi o yüzden. O ilk attı tutsaymış skor alıyormuş. Kesin skordu. Skor alıyormuş. O olsun yine de güzel oyun geldi Broken Blade'den. Bu 1v1'di. Ona karşı agresif olamayacağını bu zor yoldan gösterdi. Yani hem kendinin hem de rakip şampiyonun gücünün farkında, sınırlarını çok iyi biliyor Broken Blade. Yani Cellad'ın çağrısı olmasına rağmen Phoebe istiyorsa o savaşı kazanabileceğinden emindi o da. Şimdi sıçrasını aldı birebir de rakibini Broken Blade. Bu arada alt tarafta da 20 milyon üstünlüğü sürüyor Freeze'in. Şimdi Diamond Prox alt koridora geldi. Dumble burada arkada kalırsa, güvenli menzilde kalırsa çok rahat koruyabilir Freeze. Farkında Dumble'ı. Freeze burada olabilecek olayların, o yüzden şu an temkinliler. Umarım bu temkinli oynayışları devam eder. Şu anda freeze atılacak Sejuani ultisi pek de önemli değil. Aynen öyle. Hiç ben ifade etmem. Edward'a bakar mısın? Yani seviye birden beri öne çıkmayan bir oyuncu şu Diamond an. Diamond burada diyor. Hani ormancım benim burada diye. Yani mesela bunu şu an izleyen izleyicilerimiz oyun oynarken hani belli etmesinler. Hani kendi ormancıları baskına geldiği zaman. Anladılar yani. Ders niteliğinde analiz trial'den. Ya sen bana 5 seviye gelip düz vuruşla yapmamışsın. Şimdi geldim. Ben üzerimde tek kılıç var. Ne oldu ne değişti? Hayır yani üzerimde tek kılıç var, savaş çizmesi var. Brandson bana gelip düz vuruş yapıyorsun. Cesarete bak. Bedage Kira'nın üzerine gitti. Orada yalnız kaçırdı uçarı yıldızı. Orta koridorda da yaklaşık 1 milyon dalgası üstünlüğü var abi Bedage'nin. Dakika 10'a gelmeden 100 milyona ulaştı o da. Oyunda en fazla milyon biçen isim. Burada yeni Galio kostümü. Nasıl buldun Tria? Güzel mi üstlerine şu animasyonunu, beğendin mi? Sivirinki daha iyi. Bunlar öyle üçlü şey olarak çıktı biliyorsun. Pizzacı Sivir falan. Hatta Sneaky'nin yaptığı bir cosplay vardı. Evet, bu arada Closer yakalandı. Diamond Prox yakaladı onu. Kahraman dalışı da geliyor. Muhtemelen Closer düşecek burada. Closer ultisini de kullandı yalnız. Brandt'ten hasar almıyordu. Ama o menzile girince Edward. O sardı uyguladı. Bu arada Edward'ın canı çok az. Abedage denedi ama başarılı değil. Abedage. Devam ediyor. Evet, Diamond Prox'un üzerine devam ediyordu. Neye güvendi emin değilim. Herhangi bir takım arkadaşı da yok. Ama Diamond Prox'un ona bir şey yapamayacağını farkındaydı o da belli ki. Burada bir skor vermiş olduk. Durum 2-1. Ama altında biz üstünüz çünkü yani her koridorda minyonda iyi durumdayız. O yüzden bir scoreboard'da
Gambit'in 2010'da olması pek de bir şeyin habercisi değil aslında onların adına. Tabii skorun gittiği isimler biraz önemli. Yani Atrox'a gitmesi biraz sıkıntı tabii ki de. Ki zaten ona ilk kan gitmişti. Ama ilk kan gittikten sonra bile Broken Blade bir korda orada birebir de skor alabileceğini gösterdi rakibine. Evet. Yani burada aslında Phoebus ona karşı önlem olarak bir eşya aldı. Broken Blade'e ben de sana karşı bir çivilini şöyle ufaktan hani temellerini atayım dedi. Bowser üst nehirde. Ama o yampir yengeci bekliyor. Evet, bir kez daha yengeci alacak Closer. Daha sonra belki orta koridor baskını denenebilir. Kira'nın sıçrası da yokken. Şimdi Kira rakibini kışkırtmaya başardı ama Closer geliyor vuruyor. Hınzır uyku buluncunu çok yakın mesafeden kaçırdı ABDG. Diğer tarafta Dying Frogs yetişebilir. Closer kötü pozisyonda kalacak. Closer bir kez daha sersemletildi. Alabilir miyiz? Aldık be. Geldi ve orada skoru aldı. Şimdi tam cash de geliyor buraya. Dumble tek başına geldi. Onun gelmesi bile yeterli oldu. Frizzal koridordan ulti yardımını yapmıştı buraya. Ve Abedage'nin anlık hasarı bir anda yok etti Kira'yı. Closer da orada hani görünmediği bir çalıya kafa attı, onu da söyleyelim. Yani Sejuani belki biraz erken gelseydi işler karışabilirdi. Ama yine de senin de söylediğin gibi Abedage'nin orada vurduğu ekstra hasarla birlikte güzel bir skor aldı. Hızır uyku baloncuğu tuttu da Androx'un yanını bayağı bir azaltabilir bu. Orada çarpı ile birlikte de ekstra hasar bıraktı. Androx yarı canlı uzaklaşıyor buradan. Diğer taraftan ise Closer'ı biraz daha ormandaki özellikle nehrin üzerindeki hareketliliği bayağı bir arttırdı. Şimdi Closer alt koridora geliyor. Işından var Broken Blade'e. Pipistios'ta da var aynı şekilde. Kule altı mı? Göründü Closer. Şimdi sıçrayla birlikte rakibin üzerine gitti. Bu ışından geliyor. Diamond Frogs yetişti ama. Ultisi kaçtı Diamond Frogs'un ve Edward's skorunu aldık. Diğer tarafta Lodi kaçmak istiyor ama Freeze onun peşini bırakmayacak gibi görünüyor. Freeze baltaları kaçırdı. Closer kötü pozisyonda kalabilir. Abedage yetişecek buraya. Abedage geliyor. Pipistios'un canı çok az. Freeze'i kaybettik burada. Pipistios hayata geri dönecek. Ama Abedage'nin gelmesi işleri değiştirebilir. Şimdi Closer önde kalan isim. Closer yavaşlatıp Line Frog tarafından. Closer'dan agresif oyun. Closer kuleyi tanklıyor orada. Kendi canı bastı. Skoru kazandırdı takımına. Son anda ham yaptı orada Dumble takım arkadaşını. Dumble da kendini feda etti. Kaçabilecek Broken mi? Blade kaçabilecek mi acaba? Yavaşlattı Pipistios orada. Pipistios öne atılabilir. Bir dostu daha. Bir dostu daha. Çok kötü geldi yalnız. Bir yavaşlatma daha geliyor. Bu hayatını kurtaracak Broken Blade'in. Çok riskli bir yere girdik. Önde çıkmadık ama daha da zararlı çıkabilir. Ama yine de takım savaşı bayağı uzun soluklu gelişti bizim için. Abedage belki biraz daha erken gelseydi takım savaşına işler biraz daha değişik olabilirdi. Takım savaşının sonuna doğru da oyuncuların birbiri için canını feda ettiğini gördük. Ya işte atıyorum Closer kuleyi tankladı. Diğer taraftan Dumble Broken Blade hayatını kurtardı. Kendini feda etti. Belki de en üzücü haber Freeze'in o yüklerini altına çevirememesi. Evet. Skor çıkaramadı orada. Yarısı gitti. Aynen öyle. Hem ekstra altın gelmedi hem de o yüklerin yarısı gitti. Ya çok yakındı bu arada Lodic skorunu almaya ama Freeze yavaşlatıldığı için orada o skoru alamadı. Ultiyi kullanmak için galiba manası yoktu ya. Tam olarak bakamadım oraya da. Sanırım bekleme süresindeydi ultisi. Çünkü hatırlayacaksın üst koridora bir ulti göndermişti ve Draven'in ultisinin bekleme süresi bayağı bir fazla. Ama belki manası olmadığı için kullanamamış olabilir. Tam emin değilim ve tekrarını izliyoruz burada. Evet, bekleme süresi demiş. Burada görünüyor. Aslında doğru bir hamle yapıyoruz ki burada alt koridora gelmesi lazım. Doğru çünkü şöyle o Freeze'in o senin de o bastığın yüklerini aldırması için, altın ekstra altın kazandırması için ya cana bakar mısın? O altınları işte skora dönüştüremedik ve orada bizi bayağı bir zor pozisyona soktu. Doğru noktaya hamle yaptık ama sonuca ulaşamadık. Ardından ise tabii ki de bu zor durumdan kaçmak istiyoruz. Closer kendisinin zor durumda olduğunu görüyor ve otomatik olarak hasar vermek istiyor. Diğer tarafta ise Clay tanklarken düşüyor. Diğer tarafta Dumbledore işte burada Broken Blade'i hamletmeyle güzel bir yere bırakıyor ve kendisi de canını feda ediyor. Evet, 3-2 bir takası oldu sanırım orada. Avantaj çıkan taraf Gambit'ti. Bu arada altında toplamda 1106 kadar bir üstünlüğümüz var. Koridordaki 20 milyonluk altın farkı daha da açılmış. 35 milyonlara kadar gelmiş durumda. Orta koridorda yine bir 15 milyonluk üstünlüğümüz var. Closer şimdi alt koridorda bekliyor. Yalnız orada Dumble'ın aldığı milyonun altını çaldaki Closer'a gitti. Acaba farkla vardı mı altta? Bence varmışlardır. Herhangi bir sinyal gelmedi. Oradaki ninja baskında böyle de son bulmuş oldu. Closer orta koridora yaklaşıyor. Dying Frogs oraya bir kontrol totemi bırakılmıştı. Dying Frogs oraya çok yakın. Bu arada üst koridorda yine bir birebir var. Broken Blade ultisini kullanmadı.
Şimdi karabaltıyı bitirir tabii Pimp istiyoruz. O yüzden Broken Blade'in biraz daha dikkatli olması gerek. Seviye 11'e de ulaşmış durumda. Abdage bir deneme yapacak mı? Hayır. Şimdi kontrol totemini alıyor Closer'a mı? Dertli olabilir. Buraya kahraman dalışı da geldi ama Closer havaya savuramadı bu hamle. Tam Kench geliyor yan taraftan. Devam ediyoruz. Closer geri dönüyor. Tam Kench geldi. Frizz'e geldi. Frizz üzerine kullanılan bir ulti var. Frizz'in başı dertli olabilir. Damlus olan da ham yaptı orada. Arka taraftan Lodi ve Edward'ın da geldi görüyoruz. Frizz'in canı bayağı az. Frizz ultisini gönderdi. Frizz şimdilik hayatta kalacak. Closer'ın canı çok az. Yavaşlatır da oldu Closer. Ama Dumble düştü burada. Closer minyonları atlayarak kaçmak istiyor ama ona izin vermeyecekler gibi. Kira kronometresini kullandı. Ve diğer tarafta Closer'ı da kaybettik. Frizz de düşecek. Ve o skorda Diamond Brox'a gitti. Hiç iyi sonuçlanmadı burası bizim için. Aslında oradaki Closer ve Abedage kendisini kurtarmıştı. Takım savaştan çıkmışlardı. Ardından Dumbledore'un Frizz'le beraber oraya gelmesi takım savaşını tekrardan tetikledi ve sonuçlar da bizim için hiç iyi olmadı. Burada hiç istemediğimiz 3 skor verdik. Evet ve ilk kuleyi de verdik. Hem de orta koridor oradan. Bu arada Frizz yuvalı kuşağı bitirdi. Ama bu yapılan son aksiyon bizim yaklaşık 2500 altın kaybetmemizi sağladı. Evet yani onların takım savaşındaki altları pozisyon bizimkine göre kesinlikle daha iyi ki. Biz zaten bir önceki takım savaşından yani o 2v2'den zarara çıkan, hasara çıkan taraftık. Hem Abedage'nin hem de o noktada Closer'ın canavuzları pek takım savaşı yapmaya müsait değildi. Bu iki şampiyondan yani dışarıda kalarak bir takım savaşı yapmak istedik. Bu da bizim için tabii ki de iyi sonuçlanmadı. Evet bunun üzerinde Okyanus Ejderi aldı Gambit. Sırada al Ev Ejderi var. Frizz'e kayıcılar alıyor şimdi koridoruna gidene kadar. Tabi oraya gitmek biraz riskli damlıyorken. Tabi ikinci defa öldüğü için de o yükler 68 ya da 70, şu an 70 oldu. Yani hiç istemediğimiz noktalara da geldi. Ve diğer tarafta işin kötü yanı Lodi 2 skor aldı. O da mahvolmuş kralın kılıcını bitirmiş durumda. Şimdi Closer kırmızı güçlendirmesini alıyor. Seviye 11. Diamond Prox o da üst ormanında. Belki bir alt koridor baskını denenebilir. Bu arada Broken Blade orta koridora geldi. Kiran'ın üzerinde bitkinlik var. Ama zannediyorum ki Abedage yine hınzır uyku balıncı onu kaçırdı orada. Tabi Abedage'de Rüden'in feryadını bitirmiş. Şimdi direkt olarak sanırım Rabadon'a ilerliyor. Bu arada alt koridor kulesini aldı Frizz ve Dumbledore kilisi. Ve herhangi bir orada karşı baskıda bulunmadan aldı. Evet, Closer'ın kendini göstermesi yetti sanırım burada. Bu kulenin düşmesi için. Ve kule düştükten sonra aradaki altın farkı da kapandı. Eşitlendi durum. Şimdi Diamond Rocks'a bir istiyoruz. Burada alamete başladı. Bunun farkına varabilecek miyiz acaba? Herhangi bir görüşümüz yok. Bu onlar için kolay bir görev olacakmış gibi duruyor. Evet. Belki Broken Blade eğer biraz sezgilerine güvenirse buraya doğru yürüyüp hareket edelim. Broken Blade ve Abedage. Bu ikili belki burada bir şeyler yapabilir. Galio şimdi var gördü ama rakibini. Broken Blade. Abedage'nin bir deneme gelecek mi acaba? Steos da önünde duruyor. Şimdi tam kendisi geldi yalnız bu vade alameti. Gambit için kötü bir sonuç doğurabilir. Gambit orada alameti aldı ama geri çıkmak durumunda kaldı. Canlar çok az. Pipistios geri girdi buraya. Broken Blade'in üzerine. Broken Blade şimdi Pipistios şimdilik düşürüyor. Pipistios çıkabilecek mi acaba oradan? Sıçrasıyla çıktı. Alametin altını aldılar ama kendisini alamadılar. Korumamız şimdilik lazım. Korumamız lazım onu. Onu koruyoruz. Ve Pipistios da üstüne dönüyor. Yalnız o alandan ayrılırsak gidip olabilirler. Muhtemelen Diamond Roxon almayı deneyecek. Belki ayrılıyormuş gibi yapabiliriz. Evet ışından geliyor şimdi. Burada bir savaş izleyebiliriz. Diamond Rocks almaya doğru gidiyor. Diamond Rocks canı pahasına gidecek mi acaba? Hayır şimdilik gitmedi. Closer tek Kira kaldı. Orada yalnız çok kötü bir şekilde yakalandı Closer. Diamond Rocks bir de gitti alameti aldı orada alametin gözünü. Ve olabilecek en kötü senaryo gerçekleşti bizim için. O anda biraz pasif kaldık ve Closer'ın tek kalması bir anda Sejuan ultisinin devreye girmesine sebep oldu. Peki Kira. Bayağı eğleniyormuş gibi görünüyor. Sorun şu oldu. Yani o noktada herkesin nehir üzerinde beklemesi gerekiyordu. Ve yani olabilecek bir takım savaşında herkesin müdahale etmesi gerekiyordu. Closer biraz yan tarafta kaldı. Yani ormanın girişinde kaldığı için diğer 4 oyuncu da otomatik olarak onu bırakmak zorunda kaldı. Daha kötüsü de olabilirdi ama bir skor ile kurtulduk diyelim. Bu arada Abedage'de 2-0 durumda. Şu anda 4 skorun 2'si onda, 2'si de Closer'da. Frizz bu arada kanalı sormuşu bitirmiş. Şimdi bir coşku eşyası ekleyecek muhtemelen. Hala minyon üstünlüğü sürüyor.
Freeze'in o yüklerini bir altına çevirmesi gerek. Şimdi Closer üst koridora yakın ama bir toteme yakalandı. Şimdi gördü o totemi. Üst koridor kulesinin canı da yarıya kadar inmiş durumda ve oraya bir destek gelmesi zor. Belki Kira ışınlığını kullanabilir. Dying Trox üst koridora yaklaşıyor. Bakalım. Burada bir savaş izleyebiliriz. Yalnız Galio'nun devreye gireceğini hesaba katmamız lazım. Kira orta koridora gitti. Şimdi buraya yöneliyor ama... Kuleyi almak için yeterli zamanımız var aslında. Biraz fazla oyalandık sanki. Kuleyi alamadık. Buraya şimdi Kira geliyor. Dumble'ı havaya savuracaklar. Dumble'ın kayış gibisi devreye girebilir. Kayış gibi devreye girdi. Closer önünde yakalandı. Ama Maze'in dışındaki hedeflerden hasar yemedi orada Closer. Güzel kurtardı. Ve Dumble güzel kurtardı. Orada Closer'ı hem Closer hem de kendini çıkarıyor sıçrasıyla. Abbe daha giden bir deneme. Yine hızlı uyku baloncu. Bir türlü rakip şampiyonları tutmuyor. Ve burada şimdilik skor çıkmadı. Tabi Diamond Rocks üste dönmek zorunda kaldığı için belki kule zorlanabilir. Ama Abbedage'de sanırım orta koridordaki minyonları dönecek. Alt tarafta da Broken Blade ultisini kullandı ve tekrardan full cana geldi. Ama bir şekilde bu kule altında, özellikle kule altı yapmak istediğimizde veya da kuşatma esnasında istediğimiz takım savaşlarını bir türlü sonuçlandıramıyoruz. Cambarlarını bir yere kadar çekebiliyoruz ama o son vuruş gelmiyor. Birazdan da Alev Ejderi vade yenecek. Bu bizim için önemli. Evet, 45 saniye kaldı Alev Ejderine. Tabii Abedagi'nin bu üstünlüğünü kullanarak bir Ejder öncesinde rakibi dürtmeyi deneyebiliriz. Abedagi'nin cebinde de biraz altın var diye tahmin ediyorum. Tabii çizmesini tamamladı, o altının bir kısmını harcadı oraya ama Freeze bir tek kılıcı daha aldı bu arada. Şimdi bir cıvalı kuşak da Dumble'dan geliyor. Kitle kontrollerin öneminin farkında Roy Bendis tarafı. Ash ultisi ve özellikle Sejuan ultisi. Bu iki ultiye karşı önlemlerimizi yavaş yavaş alıyoruz. Yalnız Alev Ejder'i için yer alamadık. Ve belli ki Alev Ejder'ini bırakacağız. Evet, bırakacakmışız gibi duruyor. Yani sadece aradaki altın farkı 1000 altın. Ki yani minyon skorlarına baktığımızda hem orta koridorda hem de alt koridorda daha iyi iş çıkaran biziz. Yalnız... Şöyle şimdi başladı yalnız. Şöyle doğru bir hamle olabilir. Dar alandaki takım savaşları bizim işimize gelmez. Yani biz daha açık alanda takım savaşı yapmaz lazım. Mesela atıyorum orta koridor olur, orta koridor civarı olur. Yani olabildiğince koridorlar civarı takım savaşı yapmamız lazım. Burada yiyebileceğimiz bir Sejuani ultisi, burada yiyebileceğimiz bir Galio ultisi, Brandon ultisi. Hepsi bu tarz dar alanlarda çok işlevli ultiler. O evet, yüzden bırakma kararı aldık. Royal Bands belki bunun farkında ve buna karşılık üst koridor kulesini almak için bir hamle gerçekleştirdi ama bunu o kadar geç gerçekleştirdi ki. Şimdi gelip orta koridor ikinci kulesini alıyor burada. Ve şimdi biz herhangi bir karşılık da veremeyeceğiz üst koridor kulesinin olarak. Dumble Freeze ile birlikte geldi buraya. Ve hem Alev Ejder'in hem de orta koridor ikinci kulesini kaybetti. Yani Alev Ejder'ini kaybetmek okey. Hani kabul edilebilir ama burada da sonuçta alametleri vardı. Tutabilir miydik? Muhtemelen kule hasar alırdı ama yine hayatta kalırdı. Yine de yapabileceğimiz bence çok da bir şey yoktu. Ya, bence Alev Ejder'in 20 saniye varken bir karar verilmesi lazımdı. Alev Ejder'ine gelecek miyiz, gelmeyecek miyiz? Ve o karar verildiğinde eğer gelinmeyecekse üst koridor kulesi çok rahat alınabilirdi Trial. Vaadin alameti hani alınalı bayağı olduğu için gözden de kaçmış olabilir. Hani oyuncular komple onun varlığını unutmuş da olabilir. Ama hani karar verme konusunda sana katılırım. Hani bir şeyin yapılması gerekiyordu ona karşılık. Evet, bu bizi biraz daha geri düşürdü ama genel toplamda çok da geride değil. Tabii rakipte Alev Ejder'i olması önemli bir faktör. Ve 2000 altınlık bir üstünlüğü var Gambit tarafının. Dakika 25. Kira Zonya'sını bitirmiş hazırlık sopadan sonra. Abbedage'de Rabadon'un şapkası tamamlandı. Ya Freeze'in bir skora ihtiyacı var. O ekstra altına ihtiyacı var. Evet. İstediği kıvama gelebilmesi için. Bu arada alt koridorda PvP istiyor. Çok fazla baskı kurdu ve bu kuleyi bırakmak zorunda kalacağız. Zaten Edward da buraya gelmişti. Ki orada bir tane totemimiz var. Ona yakalandı. Bunun da farkında Broken Blade. Red Team's turret has been destroyed. Biz de buna karşı üst koridordan bir kule aldık ve kuleler de 2-3'e geldi. Closer oraya doğru yaklaşıyor. Diyor, Dying Trox'u kapatabilir miyiz burada? Zoe de geldi. Closer şimdi... Hayır, atlamayacak Dying Trox'un üstüne. Üst koridor kulesine hasar verilmeye başladı ama Kira'nın ultisine dikkat etmek lazım. Tabii, yani diğer yandan da Dying Trox da gayet tanklık konusunda iyi bir seviyeye çıkmış. Yani düşmesi bayağı bir zaman alacak. İçinde yani şunu söylemek lazım. Freeze de iyi bir oyun geçirmiyor. Hani onun saldırı gücü biraz daha fazla olabilirdi eğer herhangi bir şekilde skor alabilseydi. O yüzden tankların önde duruşuna biraz saygı göstermemiz gerekebilir. Bu noktada tabii ki de Abedage'nin devreye girmesi gerekecek.
Evet, Broken Blade de şimdi üste dönüyor. O gün ateşi pelerini almıştı. Bakalım şimdi hangi eşyasını tamamlayacak. Çivili zırhı bitirdi. Tabii Brent ve Galio'nun çok fazla yetenek gücü olmadığı için şu an onun için pek fazla sorun teşkil etmeyecek ama illaki bir büyüdürenci eşyası ekleyecektir o da çantasına. Dakika 26. Üst koridordaki kuleyi istiyor gen bir tarafı. Biz de orta koridor tarafında toplandık. Dumble Kira'nın arkasına doğru gidiyor ama Kira hemen sıçrayla kendi güvenli mesafeye taşıdı. En azından onların gösterdiği bu kule alma kuşatmasına karşı bir ufak bir kazanç. Ama tabii ki de kule almanın yerini tutmaz. Yalnız kovalamaca başladı. Closer'dan gelen bir sıçra var. Edward'ın üzerine doğru gidiyor. Edward yavaşlatıldı orada. Şimdi kahraman dolaşıyla Kira geldi. Closer arada kalıyor ve eriyor. Closer'ı kaybettik. Dumble sıçramak zorunda kaldı. Abedage hınzır uyku balonçunu yine kaçırdı. Broken Blade de burada muhtemelen sıçrasını kullanacak. Şimdi sıçradı o da. Diğer tarafta kovalamaca sürüyor. Freeze Kira'ya hasar veriyor. Güzel bir civalı kuşak kullandı. Freeze ama canı çok fazla azaldı. Pistios geldi buraya sıçrayla birlikte. Freeze sıçrasıyla uzaklaşıyor. Ve iki skor verdik. Gambit tarafında canlar biraz az. Yarı canlı 3 isim var. Ve Edward'ın canı da bayağı bir az. Muhtemelen Baron'a başlamayacaklar. Artık şu Kira'nın ultisinin her seferine devreye girebileceğini düşünmemiz gerekiyor. Evet, Brand normalde sizin için çok kolay bir hedef, çok basit bir hedef ama arkasından bir şekilde o ultiyi daima hesaba katmanız lazım. Closer hesaba katmadığı 3. defa skor verdi. Bu arada Closer da civalı kuşak aldı. Tekrarını izliyoruz. Yani Edward'ı görüyorlar doğru bir hamle ama tabii ki de işte daha demin de o bahsettiğim olay tekrardan Kira'nın devreye girişi, ultiyle beraber havaya kaldırması, sonra kışkırtla beraber onu kitle kontrolüyle maruz bırakıyor ve hareket edemeden düşen bir Closer görüyoruz. Ardından ise hem Broken Blade hem de diğer takım oyuncuları kaçmaya çalışıyor. Aveda Geden de burada güzel bir orada arındır gelmiş. Tabii ki Dumbledore o kadar şanslı değil. Ve durum 11'de orada geldi. Yine çok fazla altın farkı yok. Balından skorlar bir işe yaramıyor açıkçası pek fazla. Kazandırdığı altın haricinde. Şöyle yani kitle kontrol konusunda onların takımıyla baş edemeyiz. Yani baktığımızda bütün şampiyonların yani masaya koyduğu bir kitle kontrol var. İşte Aatrox'un havaya kaldırması olsun, kendine çekmesi olsun. Sejuani zaten başlı başına bir kitle kontrol canavarı. Yani bunların hepsi yan yana koyduğumuzda bizim biraz da yine Zoe etrafında oynamamız gerekiyor. Zoe etrafından gelen anlık hasarla birlikte onu da takip etmeniz lazım. Bunu yapmadığımız takdirde kafa kafaya girdiğimiz bütün takım savaşlarında sıkıntılı çıkabiliriz. Ve şimdi Lodic ebedi kılıcı da bitirdikten sonra o da çok tehlikeli bir şampiyon haline gelecek takım adına. Onu da hesaba katmak gerekecek artık. 25 saniye sonra levajları var. Bu ejderde muhtemelen yani bırakmayı tercih edebiliriz ama takım savaşı da yaparsak da çok iyi bir takım savaşı yapmamız gerekecek. Yani hatasız oynamamız lazım. Bu arada Freeze'in de 300'e yakın yükü var diye tahmin ediyorum. Bayağıdır çünkü skor vermedi ve minyon biçmeye baltaları yakalamaya devam ediyor. Şimdi Abedage Diamond Frogs'a yakaladı ama sarının devamı gelmedi. Freeze biraz önde. Freeze'in dikkatli olması lazım. Sıçrası yok Freeze'in. Orada yakalanabilir. Pibisios yarı canını kaybetti. Kahraman oluşu geldi. Bu arada devletlerini aradan çıkarmaya çıkmamız başladık lazım. Ama savaş devam ediyor. Dumble önde kalan isim. Closer Diamond Frogs'un üzerine doğru gitti. Dumble'ı kaybettik burada. Eş ultisi geliyor. Abedage'yi isabet etti. Ve Abedage'yi de kaybedeceğiz. Alevejlerine karşılık 2 skor verdik ama Baron'u vermezsek çok da sıkıntı değil aslında. Gerçi Closer hala hayatta. Diğer yandan ise Alevejler'den aldık. Sanki çıkabilirdik. Kovalamayı biz tercih ettik. Ya Dumble'ı bırakıp çıkabilirdik evet. En fazla bir kayıp verirdik. Bu da senin de söylediğin Dumble'ı olabilirdi. Ama şimdi Baron'u vermekle karşı karşıyayız. Bakalım nasıl bir oyun sergileyeceğiz burada. Şimdi ışından geliyor. Broken Blade'den galiba. Broken Blade ışınını kullandı ama ultisi yok. Baron'a başladı gelmiş tarafı. Ya burada Zoe de hayatta olmadığı için rakibi dürtmek biraz zor. Biraz risk almak lazım. Şimdi PvP istiyoruz. Closer'ı tutuyor. Closer'ın sıçrası da yok. Yan taraftan dolaşıyor Closer. 4000, 3000 Baron eriyor. Freeze otomatik saldırı yapamıyordu. Closer muhtemelen deneyecek. Closer girecek içeri ama. Geç kaldı orada. Ve Baron'u aldılar. Closer düştü. Broken Blade hasar bıraktı bayağı bir. Ama Yadırt ve Lodic düşmüyor orada. Ve Baron güçlendirmesine gelmedi. Çarpı da yoktu galiba. Ya bekleme süresinde zaten. Şu an yavaş dönüyor. Evet mi? Doğru. Ben ona dikkat etmedim. O da bekleme süresindeymiş. Ya bu bizim için biraz üzücü. Evet. Onu söylemek ya lazım. Lodic de muhtemelen şimdi ebedi kılıcı bitirecek. 5-0-5'e geldi o da.
Yani bu Ash Brand alt koridorunu erken oyunda cezalandıramadık ve şimdi Lodic bayağı bir güçlendi. Diğer yandan ise yani çok iyi bir kompozisyonları var kule altı yapmak adına. Tabii bunu deneyecekler mi? Geçen oyun bayağı beklemişlerdi bunu yapmak adına. Ama bakalım bu oyun onların tercihleri nasıl olacak? Şu dakikadan sonra artık onların hata yapmasını bekleyeceğiz. Ki altın farkı da bayağı bir açıldı. Evet, yine bu dakika için çok fazla olan bir altın farkı değil ama yani Freeze'in bir skor alamaması yaklaşık 31-32 dakikada büyük şanssızlık bizim adımıza Draven'la birlikte. Ya bir skor alsa olaylar çok değişecek gerçekten. Direkt olarak Ebedi Kılıcını bitirdiğinde çok güçlü bir hale gelecek. Tabii diğer tarafta Ebedi Kılıç bitti. Ya şu var, yani çok fark eder mi? O tartışılabilecek bir konu. Çünkü rakipteki zırh değeri de giderek arttı. Hani şu dakikalara gerçekten Freeze'in elinde herhangi bir hasar olmadan giriyor. Yani atıyorum yani Sejuani'deki eşya her şeyi söylüyor. Yani crit hasarının %15'ini kaybedecek. Alt koridordaki ikinci kuleyi aldı Gambit tarafı burada. Ulti'yi de kullandık. Omion'ların ölmesini istiyoruz. Ama şu anda Omion'ları temizlemek için yeterli olmadı bu. Ve Mutor kulesini kaybediyoruz burada. Zoe'nin yetenekleri Minyonlara çok fazla isabet etmediği için Minyonları temizleyemedik bir türlü ve inhibitörü de anlamına da gelecek bu. Dakika 32 Gambit alt koridordan ilk inhibitörünü açtı. Ve Baron güçlendirmeleri yaklaşık 1,5 dakika boyunca daha sürecek. Şimdi odağını orta koridora çeviriyor Gambit. Hatta burayı da geçip direkt olarak üst koridora ikinci kulesine yönelebilirler. Çünkü orta koridor inhibitor kulesini kuşatmak bunlar için biraz riskli olabilir. Tabii hala yine o kuleyi almak adına kullanabilecekleri ultiler var. Bu arada Kriz önde kaldı. Hemen ham yaptı orada Dumbledore'u. Ve Sejuani ultisi boşa gitmiş oldu. Belki biz bir savaş deneyebiliriz. Güzel durduk ama. Güzel durduk. Pistios Closer'ı yakaladı orada. Abedage biraz önde kaldı. Bitkinliği bıraktı orada. Rakibin üzerine. Şimdi Inhibitor kulesini kaybediyoruz burada. Inhibitor da gidecek. Canlar çok az. Belki savaşabiliriz. Ama bu savaşa giremedik. Inhibitor da gitti orta koridordan. Hızır ve Yukubaloncu Dimetrox'a isabet etti. Kovalamaca sürecek mi acaba? Dimetrox yakalandı burada. Ve buraya kadar skoru Dumble'a gidiyor. Broken Blade ultisini basmıştı ama Edward iyi durdurdu Broken Blade'i. Ulti mi geliyor? Dumble'dan. Geldi ama yan tarafa geldi. Evet, burada yakalamak pek de mümkün değil şimdilik. Burada 2 dakika sonra Kadim Ejderha var. Orta koridor kulesinin canı çok az. Broken Blade bir an tanklayabilir miyim diye düşündü. Şimdi yan taraftan bir deneme isabetli olmuyor. Broken Blade kule hasarını üzerine aldı. Çok hasar yedik. Bir hamle. Abedage ham yaptı orada. Yalnız Brandon ultisi bayağı bir hasar bıraktı bize. Şimdi Freeze devreye girebilir burada ama Freeze de çok fazla önde kalamayacak. Abedage çok az bir canla hayatta kaldı. Abedage yan taraftan dener mi bir şey acaba? Kira bu arada Sonya'sını kullandı orada. Yalnız çıkmamız bu lazım. Bu arada Pipistios bu savaşa katıldı. Kahraman dalışı geliyordu. Broken Blade güzel bir sıçrayla sıyrıldı oradan. Çok az canlarla uzaklaşıyoruz ama alt taraftan gelen süper minyonlar Nexus kulelerinden bir tanesini düşürdü. Çok fazla zaman kaybettik orada, bir şeyler çıkarmak istedik ama yine de yani kule almak istedik. Tabii ki de elimizdeki şu andaki o saldırı gücü, yetenek gücü maalesef bunu izin vermiyor. Oyunu geride kabullenmemiz lazım. İnhibitörleri bırakarak doğru bir hamle yaptık. Çünkü şu anda takım savaşı yapacak konumda değiliz. Evet, bir Nexus kulelerimiz bu arada minyonlara gitti. Nexus kulelerimizden biri. Üst tarafta da ittiren minyonlar bizim adımıza bir kule aldı. Tabii şimdi yaklaşık olarak bir 1-2 dakika içinde zorunlu bir takım savaşı yapmak zorunda kalabiliriz. Yani iki koridordan gelen süper minyonlar ve üst koridordan ittiren bir Gambit izleyeceğiz. Ama belki odaklarını Kadim Mejder'a da çevirebilirler. O noktada bizi çalmayı deneyebiliriz. Bu arada Ebedi Kılıcı hala bitiremedi Freeze. Şu anda 420 civarında bir yükü var. 20 saniye var Kadim Ejderha'ya. Üst koridordan ilerliyor Lodic. Aynı şekilde Pifistios'u buraya geldi. Yani iki inhibitor açmışken hiç Kadim Ejderha'yla vakit harcamak istemiyor Gambit tarafı. Üst koridor ikinci kulesine yalnız bu minyon dalgasını alamadılar. Pifistios yakalandı ama Çarı Yıldızı orada Pifistios'a gönderemedi Abedage. Şimdi onlar da galiba Kadim Ejderha'yı istiyorlar. Onlar gelmeden de bize kendi ormanımızdaki kaynakları almanın peşindeyiz. Evet, Kadim Ejderha yöneldi. Gambit tarafı bakalım
Başlayacaklarmış. Şöyle bir yaylım ateşi gönderdi Lodik ve başladılar. Onların asıl amacı burada bir takım savaşı tetiklemek. Çok hızlı eriyor. Kadim Ejderha çok hızlı eriyor. 5000 de canı. Yan taraftan geliyoruz. Bir pistiyos orayı durdurmak istiyor. Bedelgen'den bir deneme isabetli değil. Kadim Ejderha 1500-1200 Kadim Ejderha eriyor ve burada bu Ejderha'yı Diamond Prox aldı. Buradan uzaklaşıyoruz hemen. Neyse ki bir skor vermedik. Üssü korumak lazım. Alt taraftan yine süper minyonlar geliyor. Diğer tarafı gelmese üstüne dönüyor ve gelen bu altına birlikte yine eşya alanına yöneldiler. Birazdan da Baron çıkacak. Galiba Baron için de bu Kadim Ejderha'yı kullanacaklar. Yani yaptıkları bu hareketten bunu anlıyoruz. Evet, 50 saniye var dediğin gibi Baron'a. Az bir süre kaldı. Ve Kadim Ejderha güçlendirmesi üstündeyken Baron çıkmış olacak. Orada bir 30-40 saniye süresi olacak. Kira'dan bu arada ilginç bir hamle. Yanladı. Mavi güçlendirmeyi aldı Kira ve o da seviye 18. Şu anda ilk seviye 18'e ulaşan isim bu oyunda. İki tarafında birer alev ejderi var. Ekstradan bir okyanus ejderi var Gambit'in ama çok da önemi yok o ejderin aslında. Freeze ebedi kılıcı bitirdi. Ama onun bir zırh değişme eşyasına da ihtiyacı var. Bu arada bir yeni bir turnumuz devreye girecek şimdi. Ama öncelikle cevap vermemiz gereken bir konu var. Tabii ki de Baron ne olacak? Orada gerekli olan görüşü hemen kazanmaya başladık. Hem de fazla. Bir de kafalarına kefalet attı orada. Abedaki. Of, alt taraftan gelen minyon dalgasına bakar mısın? Bu arada oraya biri gitmezse o inhibitor düşebilir tekrardan. Broken Blade gitti oraya. Umarım geç kalmamıştır. Hasar kendine çekerek orayı tanklıyor ama diğer tarafta Gambit Baron'a başladı. Ve bu Baron'u bırakacağız muhtemelen. Hayır, bırakmak istemiyoruz. Savaşacağız burada. Işından kullanıyor Broken Blade. Baron eridi. Closer orada Pifistios'un üzerine gidiyor. Baron gitti ama belki savaşı kazanabiliriz. Bu arada Pifistios kurtarmak için kullanılan bir ulti var Kira'dan. Şu anda öndeyiz bu savaşta. Pifistios'un canı çok az. Closer orada Stios'un üzerine tek başına gidiyor. Yardım alamadı bir türlü ve Closer'ı kaybettik ama Edward'ı düşürdü Abedage. Edward düştü burada. Pifistios'un bir de koruyucu meleği devreye girdi. Broken Blade 4 kişiyi tankliyor burada. Freeze devreye girebilir. Freeze'in sıçrası yok ama çıkması var. Defansif kullanılan bir ulti Diamond Prox'tan. Abedage hala hayatta. Kovalamamız lazım buraya ama daha fazla devam edemeyeceğiz. Belli ki. Freeze çünkü o mesafeyi bir türlü kapatamadı. Alt tarafta yine minyonlar bayağı yürüdü. Şu anda Nexus kulemiz hasar alıyor ve düşmek üzere. Ve düşecek. Yalnız buraya bir şekilde cevap vermemiz gerekiyor. Broken Blade ve herhangi bir oyuncu dönmesi lazım. Her ne kadar Baron'u kaybetmiş olsak da takım savaşını da kazandık diyemeyiz. Birebir bir takas oldu. Ama biraz daha baskı olan taraf bizdik. Tabii ki de altın farkı çok fazla. Ya orada Baron'u bırakıp bir savunma evresi daha atlatamaz mıydık sence Trier? Bir Baron'u daha kaybetseydik bu da ikinci Baron olacaktı. Hani... Yani ikinci Baron biraz daha güçlü, sen de biliyorsun. Yani takım savaşı yapmamız gerekiyordu ama onda da geç kaldık. Evet ve yani PBCOS o kadar oyaladı ki hem kendi pasifi hem koruyucu melek. Onun bu kadar fazla zaman kazandırması aslında takımında çok fazla yara almamasını sağladı ve Baron'la da sadece bir skor verdiler. O da Edward skoru oldu sanırım. Evet, o da 4-0-8 oynuyor. Senin de o bahsettiğin biraz önceki ön taraflarda durup rakibin dikkatini, yani bizim dikkatimizi tam olarak üstüne çekti diyebiliriz. Closer'ın dikkatli olması lazım. Sağ tarafta çok iyi bir görüşümüz yok. Şu anda haritayı da kendi takımımızın gözünden görüyoruz. Şimdi alt taraftan süper minyonlar yine ilerliyor. Ve Baron güçlendirmesiyle birlikte kuşatma yapıyor Gambit. Üst taraftan bir kule daha aldılar. Evet, muhtemelen orta koridorda oradaki inhibitoru da bırakacağız. Ama üst taraftaki inhibitor kulesinde orada bir savaş yapabiliriz. Ya da orayı da bırakmamız gerekebilir. Ki Broken Blade de bayağı önde karşıyor şu an minyonları. Bir şekilde takım savaşı çıkarsa takımına yardım etmek adına ama çok da mümkünmüş gibi görünmüyor. Üst koridor kulesinde canı bir aile gitti. Şimdi orta koridordaki inhibitoru kaybediyoruz. Üst taraftan da inhibitor kulesi düştü. Denemede bulundu Abedage ama orada bir şey çıkaramadı şimdilik. Toplamda 3 inhibitor kaybettik. Baron güçlendirme sürüyor Gambit tarafının. O güçlendirmenin bitmesi 1 dakikadan fazla bir süre var. Şimdi Nexus kulelerimiz de yok. Burada oyunu bitirmeye doğru ilerliyor Gambit. Son bir takım savaşı belki çıkarabiliriz burada. Diamond Prox'tan erken kullanılan bir ulti var. Burada Nexus hasar alıyor. Pipistios hasar vermeye devam ediyor. Ve oyun bitecek. Gambit galip geliyor burada. Gambit Revivals'ta finalde